Ben beden terbiyesi il müdürümüzle görüştüm. Stat idman sorunu yaşıyor mu takım diye. O dedi ki benden ne zaman statümü isterlerse veriyorum dedi. Yani Balıkesir Spor'un haftada bir gün burada çalışması, diğer günler tesisler yetersiz. Yani siz her gün Atatürk Stadyumu'nda çalışmak ister misiniz örneğin? Şöyle ki müdürümün söylediği doğru. Ne evet. zaman kaç gün istediysek verebileceğini söyledi. Ancak biz de bu stadın zeminini korumakla görevliyiz. Şimdi bu hafta örnek iki antrenman yapmanın peşinde koştuk ama iki gün hava yağışlı. Bu sahayı yıpratacaktır. Bizim tesisimizde diğer maçlarımız var şu anda. Şimdi ben antrenmanı bitirdikten sonra müdürümle tekrar görüşeceğim. Eğer ben yarın burada sahaya giremezsem takımla yarın Manisa'ya gideceğim. Evet şu anda bizim bir saha sorunu. Nereye gideceksiniz yarın? Manisa'ya gideceğim. Ben Manisa'ya gideceğim. Orada hiç olmaz. Evet, orada antrenman yapacak hem Manisa Spor'un tesisleri hem Belediye Spor'un tesisleri var. Ancak biz şehrimizde bir antrenman sahası sıkıntısı çekiyoruz. Evet bizim yönetimimizin bununla ilgili çalışması var. Şimdi en kısa yapılacak müdahale bizim tesisimizi onarmaktı. Şimdi geçtiğimiz sanıyorum cuma günü yapıldı. 10 gün süreyle orayı kullanamıyoruz ki kullanabilelim diye daha sonra. Ama Balıkesir şehrinin, Balıkesir spor takımının antrenman sahasına ihtiyacı var. Evet. Gazeteci arkadaşlarımız tüm maçlara geliyor Edip Bey ama Edip Bey idmanlara da bir tepsi baklava alıp gelirse ben baklavasının parasını veririm. Onu da söyleyin yani yazın. Hocam bu haftaki Akhisar maçı çok kötü maçlarının bir tanesi. Son maçta deplasmanda oynadık ama Antep çok baskılı başladı. Özellikle orta sahada ve kanatlardan etkili geldi. Akhisar maçı nasıl olacak? Yine biz ilk başta gollemi mi düşünceler yoksa sizin buradaki içeriden aşağıda söylediğiniz gibi daha ofansif mi olacak? Efendim? Yani bu Antep maçıyla ilgili oyunu eleştirmek bağlı. Yok yok. Şöyle ki. Cumartesi maça gelecek. Gol örnek maçın ilk yarısında da rakipten daha fazla net gol pozisyonu bulduk. Hemen hemen format aynı. Maçın ikinci yarısı da rakipten daha fazla pozisyon bulduk. Sen de telefonu yok. Ben biraz hem rakibe göre hem oyuna göre mutlaka rakip faktörü de var. Evet. Ben doğru savunma yapıp o maçtan puan almanın stratejisini düşünüyorum. Bu da maç değişiklik gösterir. O an değişiklik gösterir. Skora göre değişiklik gösterir. Ama Gaziantep maçı ile ilgili konuşacak olursam oyunun son anına kadar istediğimiz oyunu oynadık biz. Bu maçı rakipten daha fazla kazanacak pozisyonu bulduk. Evet o son dakika yediğimiz gol faul olmasa da o kadar mesafeden bu golü yememeliydi. Yani o da bizim hatamız. Hocam çok şahsi bir soru olacak ama bu tarz şeyleri sevmiyorum. Sohbet anlamında şey yapayım. Özür dileyerek de. Gökhan Hanım'a nasıl dayanıyorsunuz 90 dakika? Yani ben bir taraftar olarak dayanamadım ama. Yani çok... Yani bu nasıl... Bir de şey yani şimdi kontra atak... Hayır kurgumuzda kontra atak çok doğru bir... Yani kontra atağa dayalı bir şey ve bunu da çok güzel başardılar. Yani ilk dakikalardan itibaren her bulduklarında hatta bir ara böyle tek pasla 2-3 tık 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 harika gidildi. Yani tamam ama biraz miyada dolmuş gibi geliyor. Yani ben size katılıyorum. Örnek bir takımın iki kenar oyuncusu gol pozisyonuna giriyorsa merkezde oynayan forvetin bunda katkısı var. O zaman ismen taşıyor yani. Aman Gökhan bu sağ solu belli olmaz diye yapışıp gidiyorlar. Yok tabii yani hala aynısını söylüyorum. Maçta oluşan 5-6 gol pozisyonu var ve bu bir bütündür. Yani ben onun için oyuncularla ilgili... Tabii canım, o sizin tercihiniz yani. Ben onu sadece taraftar olarak sordum. Umarım bu arada taraf... İnşallah ya, inşallah.